Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzla çok özel bir sohbet etmek üzere sizlerle birlikte sevgili izleyicilerimiz. İl Defterdarımız Sayın Mehmet Erkınay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş efendim buldum. Teşekkür programımıza. ederim. Bugün tabii siz sıfatınız Balıkesir'de bulma sıfatınız defterdar olarak olsa da eğitimci bir geçmişiniz var. Eğitimden gelen bir geçmişiniz var. Ve sizinle ilk sohbetimizde eğitimin bir insanın hayatına ne kadar farklılıklar katabileceğinin en güzel örneği olarak da sizi tanımış olduk. Bugün de tabii Öğretmenler Günü. Öncelikle ben sizin de Öğretmenler Gününüzü kutlayayım Çok bu teşekkür anlamda. ederim. Sağ olun. Çok renkli bir yapınız var, çok sosyal bir tarafınız var. Birçok konuda gerçekten araştırmanız, incelemeniz birbirinden farklı. Ama bence bir insanın kendine eğittiğinde, kendine yapmış olduğu eğitimle nasıl farklı bir yol çizebileceğini de çok güzel bir örneğisiniz. Bugün işte devletimizin önemli kademelerinde birinde görev yapıyorsunuz. Ve bu göreve gelene kadar da birçok çok özel görevde bulunmuş bir kişisiniz. Dolayısıyla gençlere de kendilerine eğitimin kapılarını açılmış, devletimiz açıyor eğitim kapılarının sonuna kadar. O kapılardan geçtiklerinde nasıl bir hayat bulacaklar konusunda güzel bir örneksiniz. Ben Kırmayıp bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Estağfurullah, ben çok teşekkür ederim. Büyük bir mutluluk benim için sizinle beraber olmak. Hele böyle bir programda beraber olmak ayrıca daha böyle haz verici ve güzel bir fırsat oldu benim için. Şimdi daha önceki programda size bahsetmiştim. Aslında benim maliyeci kimliğim, daha doğrusu öğretmenlik kimliğim maliyeci kimliğimden önce gelir. Bunu her zaman dile getirdim. Sürekli söylüyorum. Herhalde eğer ömrüm yeterse emekli olduktan sonra yine söyleyeceğim. Çünkü öğretmenlik çok farklı bir meslek. Yani şöyle bir, öğretmenlik deyince benim aklıma ilk gelen şey sonsuzluk gelir. Şimdi ben törenden geliyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle bir tören yapılmıştı. Salih Tozan sergi salonunda. Ben kolay kolay gitmiyorum böyle şeylere ama Öğretmenler Günü benim için her zaman özeldir ve hiç kaçırmam. Bunu da kaçırmadım. Gittim, çok mutlu oldum ama. O kadar güzel bir ortam var ki o öğretmenlerin arasında olmak, o havayı, aynı havayı teneffüs etmek, onlarla beraber mutlu olmak, onlarla beraber üzülmek falan çok farklı bir şey. Ben öğretmenlik mesleğime 1978'de adım attım. Memuriyete 1972'de başladım. Ama öğretmenliğim, ben ilk mezuniyetim 1978 olduğu için ben İngilizce öğretmeniyim. Ve her zaman sonra ben bir öğretmenim diyorum. Branş önemli değil benim için. Tabii çünkü öğretmenlik şey Evet. değil de çünkü emeklisi, görevlisi diye bir şey yoktur. Öğretmen olduğunuz zaman bu artık sizin bir Evet. yaşam tarzı, bir mesleğiniz, unvanınızdır değil mi? Ve inanın benim şekillenmemde, yöneticiliğimin şekillenmesinde öğretmenlik mesleğinin çok büyük etkisi oldu. Çünkü eğitim fakültesinde öğrenciyim. Aynı zamanda maliyede çalışıyorum. Gündüz daireye gidiyorum, akşam okula gidiyorum. Üniversiteye. Pedagojik formasyon alıyorsunuz. Eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, ruh sağlığı, ondan sonra ölçme, değerlendirme. Bunlar bizim mesleki derslerimiz öğretmenlikte. Bunları çok özümseyerek ben aldım. Yani sadece sınıf geçmek için değil. Tabii. Benim zaten memurdum. Aslında bu Sonuçta temel dersler dediğiniz bir toplumun tabii ki şekillendirilecek çok önemli esas şeyler. konular değil Evet. mi? Bakın, eğitim sosyolojisi adı altında bir dersimiz vardı. İnanır mısınız? Hep 100 aldım ondan. Böyle ezber değil. Çok sevdiğim için ve çok isteyerek o derslere girdiğim için hep başarılı oldum o derslerden ben. Herkes dökülürken ben çok yüksek puanlarla o derslerden geçtim. Çünkü not Siz... için değil, gerçekten o bilgiyi alma arzusuyla Evet, herhalde. öyleydi. Ve mezun olduktan sonra derslere başladım ben. 1978'de mezunum. 78'de hemen öğretmenliğe başladım ben bir şekilde. Yani özel dershanede görev aldım. Dışarıdan memur olduğum için dışarıdan derslere girdim. Liselerde özellikle İngilizce öğretmeni olmam nedeniyle. Dil öğretmeni olmak zaten çok farklı bir şey. Ama inanın her bir branşın öğretmeninin çok ayrı bir değeri vardır. Şimdi programda bizim Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Hoca çok güzel bir konuşma yaptı. Orada öğretmenlerin tek tek branşlarına göre şeylerini söyledi. O kadar güzel şeyler söyledi ki. Mesela felsefe öğretmenine dedi ki sonsuzluk dedi felsefe öğretmenine. Resim öğretmenine sanatsal ruh dedi.
Tarih öğretmenine milli benlik dedi. Evet, tarih öğretmeni tarihi öğretirken aslında o toplumun da milli benliğini, yani milli kimliğini şekillendirir ve öğretmiş olur. Hakikaten çok güzel bir konuşmaydı onu tebrik ediyorum buradan Yusuf Hoca'yı. Öğretmen olmak farklı bir şey. Nasıl farklı bir şey? Derse giriyorsunuz. Üniversitede amfiye giriyorsun. Benim daha çok üniversitelerde 78'den 93'e kadar ara ara hem İngilizce öğretmenliği yaptım hem de tarih öğretmenliğim var biliyorsunuz. Evet. Daha önce bahsetmiştim size. Evet, siz iki öğretmenliği okumuş bir... Tabii, iki tane. Hatta üç tane. Fen edebiyat kabul ederseniz o da üç tane sayılır. Ama ikisi de tabii dille ilgili olduğu için. Mesela benim ilk mezuniyetim Eğitim Fakültesi İngilizce bölümü, sonra Fen Edebiyatı İngiliz Dili Edebiyatı mezun oldum. Sonradan tarih öğretmenliğini bitirdim ben. Evet. Yani 1900 kaçtı, 83 müydü, 84 müydü, o yıllarda tarih öğretmenliğini bitirdim. Apayrı bir şey. Giriyorsunuz, ister amfi olsun, ister sınıf olsun fark etmez. Karşınızda bir kitle var. Ama öyle bir kitle ki dinamik, sevimli, cana yakın, haylaz. Nasıl diyeyim size ben? Yerinde duramaz. Onları zapturapt altına almak oldukça zor. Ama bir şey var yalnız. Ve çok önemli benim için. O kitleye onları sevdiğinizi belli edeceksiniz. Bir öğretmenin başarılı olabilmesi için öncelikle mesleğine sevgisini vermesi gerekir. Eğer o sevgiyi ve o sevgi dolu ruhsal yapıyı eğer öğrenciye iletmezse ve göstermezse başarılı olması mümkün değil. Bakın öğretmenlerimize, sizin de olmuştur öğretmenlerimiz. Benim ilkokul birinci sınıf öğretmenim, bakın kaç sene oldu? 1900 kaçta ben başlamış oldum okula? 1960. 53'lü olduğuma göre 1960'ta ilkokula başlamışım. Ve birinci sınıf öğretmenim Ali Fuat Ordu, Balıkesirliydi. Şimdi harıl harıl arıyorum onu. Keşke sizin aracınızla ona ulaşabilsem. Eğer hayattaysa tabii ki. Yani hayatta değilse belki çocukları, torunları falan vardır. Bilmiyorum öyle bir şey var mı Balıkesir'de Ordu soyadlı? Benim tanıdıklarım içerisinde yok ama evet. Kim bilir belki onlar Ordu. Bizi duyar, ulaşırlar değil mi? Şimdi ben o zaman Mardin Atatürk İlkokulu'nda başladım ilkokula. Ve biz o zaman bilmiyorduk. Türkçe bilmiyorduk. Türkçe bilmeden biz başladık okula. Evet. Öğretmenimiz de Arapça bilmiyordu. Evet. Siz Arapça mıydı ana diliniz? Tabii. Ana dilim Arapçaydı benim. Ve öğretmenimizi hiç unutmuyorum. Ali Fuat Hoca'yı. Yaşıyorsa Allah ona uzun ömürler versin. Eğer rahmetli olduysa da Allah ona gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet. Çünkü bir anımı hiç unutmuyorum. Genç miydi öğretmeniniz o zaman? Çok gençti. Ve herhalde dünyanın en güzel insanıydı. Bir idoldu o bizim için. Böyle yüzüne bakamıyorduk o şeyinden, güzelliğinden. Yani evet. O küçücük yaşlarda. Ben asla unutamıyorum onu. Ve bir gün bir şey öğretiyor bize. O Arapça bilmiyor, biz Türkçe bilmiyoruz. Tahtada şekil çizerek bize okuma yazmayı öğretiyor. İlkokul birinci sınıf. Belki 20 defa bir şey tekrarladı. Tam olarak hatırlamıyorum neydi ama o manzara hiç gözümün önünde gitmiyor. Sonra hoca ağlamaya başladı. 20 defa tekrar ettikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı o güzel adam. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Oldu. Yani bir taraftan bizi çok sevdiğini ifade ediyor. Bir taraftan da çok zorlandı bize bir şey öğretebilmek için. İnanın böyle tahtaya böyle kapandı böyle ellerini böyle kapattı tahtanın üzerine, kara tahtanın üzerine. Tebeşirli. Orada hüngür hüngür ağladı hoca. O anımı asla unutmuyorum. Neden öğretemiyorum? Yani inanılmaz bir şeydi o. Onu bellemden hiç silinmiyorum. Bakın kaç sene geçmiş. Ben şu anda 61 yaşındayım. Yani neredeyse 52-53 sene falan 54 sene olmuş. Evet. Ve o manzara kesinlikle silinmiyor. Şimdi özveri, sevgi ve meslek aşkı. Sizi başarılıklar. Evet.
Şimdi mesela hakikaten ben de çok duygulandım sizin anlatmanızdan. Düşünün ki dil bilmeden bir öğretmenin orada mücadelesini anlatıyorsunuz. Evet. Ve siz de geliyorsunuz bugün ülkemizde çok önemli bir vazifede. Yani devletin hatta değil mi? Evet. Bir yerde hazinesine emanet ettiği bir görevdesiniz hani baktığınızda. Bir öğretmenin sayesinde oluyor değil mi? Bir, kesinlikle. Tabii yani bir milleti şekillendiren işte öğretmenlerimiz aslında ne kadar güzel bir yerden giriş yaptınız. Çok güzel tespit ettiniz onu siz. Çok güzel bir saptama yaptınız. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet, biz dil bilmiyorken, dünyayla hiçbir bağlantımız yokken, hiçbir şey bilmiyorken böyle bir hoca alıyor bizi ve okuma yazmayı ikinci sömestre kadar öğretti. Düşünebiliyor musunuz? Ezbere. Yani okuyoruz ama ne anlamıyoruz ne olduğunu. Yalnız okumayı söktürdü bize. Evet. Söylediğini de yazıyoruz ama anlamıyoruz yazdığımızı ve okuduğumuzu. Düşünebiliyor musunuz? Bilmiyorum siz yabancı diliniz nedir? İngilizce mi, Fransızca mı? İngilizce. İngilizce. Mesela bir metin vereceğim size. Okursunuz, okursunuz ama. Ama yok, anlamıyorsunuz. Biz böyleydik işte. Ve düşünün o hocayla biz bu hale geldik. Evet. Ve o nedenle keşke bulabilsem. Yaklaşık 5-6 aydır buradayım. Sürekli arıyorum onu. Acaba torunları var mı? Çocukları var mı? Çünkü evet, Balıkesirli olduğunu çok iyi biliyorum. Balıkesir'den Ali gibi. Fuat Ordu. Ali Fuat Ordu. Bakın ismini bile unutmamışsınız. İmkanı yani. Var mı? O bir idoldü böyle. Evet. Yani şu anda benliğimdeki en güzel insan. Kaça kadar okuttu sizi? Birinci sınıf okuttu sadece. Birinci sınıf ertesi okuttu. Sene zaten tayini çıktı gitti. Ha. Bir sene. Evet. Yani o çocukluk halinde o ismi hatırlamanız da çok önemli. İmkanı asla unutamam ben. İlkokul öğretmenlerim, 3 tane ilkokul öğretmenim vardı benim. Üçünü de unutmam. Unutmadım isimlerini aynen biliyorum. Biri işte Ali Fuat'ı, biri ise Ayten Ensari'ydi, biri Hüsniye Kavak'tı. Evet, iki tane hanım öğretmeniniz olmuş. Tabii. Ve hiç, yine bir anım var ilkokulla ilgili. Son sınıfta öğretmen sınıf birincisini ilan edecek. İki kişi arasında kaldı öğretmen. İkimiz de aynıyız. Dedisi o zaman sizi birinizi birinci ilan edin, aranızda sınav yapacağım dedi. O arkadaşım da Süryani'ydi. Adı Robert'ti. Bizim biliyorsunuz Mardin'de. Evet, çok barışık bir toplumsunuz. Tabii mesela, yani böyle birçok farklı. Tabii mesela benim çocukluğumda Hristiyan nüfus, yani Süryani nüfusu bizden fazlaydı. Mardin'de. 60'lı yıllarda tabii ki. Çok fazla yoğundu o zaman. Ve biz kardeş kardeş yaşıyorduk onlarla. İnanılmaz güzel bir ortamımız vardı. Ve bir aile gibiydik biz onlarla. Sen Süryanisin, sen Müslümansın, senin kilisen var, senin camin var. Asla öyle bir şey yok. Biz kiliseye giderdik, onlar camiye gelirlerdi. Biz cenazeye giderdik, onlar bizim cenazemize, mevlidimize gelirlerdi. Biz onların ayinlerine gider katılırdık. Ve aramızda asla bir problem olmadı. Hiçbir zaman. Hala da böyledir. Evet. Değişen bir şey olmadı. Şimdi o arkadaşımla aramda bir sınav yaptı Hüsniye Hocam. Ve en sonunda o yazılı sınav yaptı yalnız. Yazılı sınavda en sonunda beni birinci ilan etti. Robert müthiş bir şekilde üzülmüştü o zaman. Belki 10 defa öptüm onu. Teselli edebilmek için. Bir türlü teselli edememiştim. O hızla gitti Amerika'ya. Ondan sonra izini kaybettim. Şu anda kim bilir nerededir. Bence o çok büyük bir adam olmuştur. Bence. Evet. Keşke bulabilsem. Evet. Onun da adı Robert. Soyadı neydi? Belki o da birinci olsaydı onu kaybetmeyecektik, gitmeyecekti. Evet. Evet. Evet, çünkü Amerika'ya giden her değer bizim değerimiz diye kesinlikle düşünüyorum öyle. Ben. Kesinlikle. Bizim sınıfın neredeyse yarısı Süryaniydi. Evet. Okulda. Okuldayken. Yani şeye de yansıyordu, okula da yansıyordu. Yani böyle benim ilkokul, ortaokul, lise, bizim eskiden ortaokul ve lise ayrıydı. Ve biz ilkokulu bitirdiğimizde bütün derslerden sınava girdik karneyle beraber. Evet. Ortaokulu bitirdiğimizde yine karneyle beraber bütün derslerden yine sınava girdik, bitirme sınavları. Lisede de aynı şekilde. 30 kişiydik ama 30'umuz da üniversitedeydi. Evet, şimdi gerçekten çok kalite vardı yani. Amacına uygun bir eğitim anlayışı varmış. Yani şimdi eğitim o zaman bir araçmış. Hani hakikaten o aracı alıp gidebiliyormuş insanlar o dönemlerde. Yetiştiklerini çok kaliteli oluyormuş. Şimdi hani diplomalar için, notlar için okunduğu için içi boş birer şey gibi kalıyor. Yani bir bakıyorsunuz o zaman lise mezunu ile şimdikinin arasında çok fark var. Sanki o zaman lise mezunu doktoralı adam gibi. Bu zaman lise mezunu, ilkokul mezunu gibi o zamana göre yani. Tabii ki ilkokul mezunları çok kıymetliydi o zaman. Yani çok böyle şey... Bizim zamanımızda ilkokul mezunları çok ama çok kıymetliydi. Tabii. Ben 1965'te mezun oldum. Liseden 1972'de mezun oldum.
Ve maliyeye girdiğimde defterdarımız lise mezunuydu. Evet. Defterdarım, kocaman defterdar lise mezunuydu. Ve üniversite mezunu olarak 1978'de ben Mardin'e geri döndüm Samsun'dan. Üniversite mezunu olarak bir tek ben vardım dairede. Bende başka üniversite mezunu yoktu. Böyleydi yani. Şimdi sayılar arttı. Ama öğretmenlik mesleğinin değeri asla azalmadı. Hatta şu anda bence öğretmenlere çok ama çok daha muhtacız. Evet. Öğretmenlere gerçekten çok muhtacız. Yani tabii siz de bir yandan maliyecisiniz. Hani bu personel atamaları maliyenin imkanları doğrultusunda paralel gider. Evet. Şimdi bugün sabah gazetelere falan bakıyorum. Böyle tabii atanamayan öğretmenlerin serzenişleri var haklı olarak. Mesela birçok kişi hala işte sıkıntılı koşullarda olduğunu falan belirtiyor. Üzülüyorum hani bir şey olarak. Memleketimizin aslında dört bir yanında öğretmenin ihtiyacı çok da fazla diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir şey arz edeyim size o konuda. Şimdi bizim öğretmen yetiştiren fakülte sayımız çok fazla şu anda. Ben eski bizim okuduğumuz dönemleri hatırlıyorum. Tabii. Parmakla sayılacak kadar azdı eğitim fakülteleri. O zaman adları eğitim enstitüsüydü. Tabii. Ya aslında birçok şey için öyleydi yani. Belirli yerlerde vardı. Her yerde yoktu. Mesela sizde bu Balıkesir'de vardı öyle bir. Tabii. Necati Eğitim Fakültesi. Necati Bey Eğitim Fakültesi. Eğitim Enstitüsü'ydü o zaman bizim zamanımızda. Ve ben hatırlıyorum orada mezun olanlar yani parmakla gösterilirdi. Çok kıymetliydi. Şimdi ise fakülte sayısı o kadar çok ki. Hemen hemen üniversitelerinin tümünde yani şu anda 81 ilimizin 81'inde de üniversite var biliyorsunuz. Bir de özel üniversitelerimiz var. Onların çoğunda öğretmenlikle ilgili bölümler var. Eğitim fakülteleri var, fen edebiyat fakülteleri var vesaire. Evet öğretmen ihtiyacımız çok ama mezun sayımız çok. Bunların hepsinin istihdam ettirilmesi ve kadro tahsisi bütçe imkanları ölçüsünde çok zor. Tabii. Çok zor. Planlama yok bizde. Tabii. Şimdi geçenlerde birisi bir yerden duyduğu konuşmayı aktarıyordu. Ne zaman ne kadar öğrenciyi hangi okula alacağımızın hesabını yapabilecek kadar hakim olsak o zaman diyor o geleceğe umutla bakabiliriz yani, diye bir söz söylemiş hakikaten. Evet. Şimdi bizim zamanımızda ne kadar öğretmen ihtiyacımız var, ne kadar mühendise ihtiyacımız var bunların pek şey yapılmıyor, analizi yapılmıyor evet. Maalesef. 78'de mezun oldum ben. 78'de sınav diye bir şey yoktu. Hatta 78'den sonra da uzun bir süre sınav yoktu. Mezun olur olmaz direkt atanıyordunuz. Tabii. Öğretmen olarak. Ben işte maliyede kalmayı tercih ettim. Ama hep dışarıdan öğretmen oldum ben. Yine de. Ama şimdi sayı çok fazla. Mezun sayısı çok fazla. Mezun sayısı çok fazla olunca mecburen onların arasında sınav yapıyorum. Ben ona çok üzülüyorum. Tabii. Ya eğitim fakültesinde mezun olan her bir öğrenci benim için bir değerdir. Ve bir kıymettir. Onun bir şekilde mutlaka değerlendirilmesi lazım. Bir şekilde. Ama işte dediğim gibi bütçe imkanları, kadro imkanları falan o kadar sıkıntılı ki. O zaman o bölümler ya kapatılacak ya bir şey olacak yani değil mi? Bu sefer öğrenci açıkta kalacak. O da ayrı bir dert. Yani böyle bir kısır döngü içerisindeyiz. Yani eğitim fakültelerinin, eğitim fakültelerindeki eğitim kalitesinin biraz yükseltilmesi lazım bence. Çocuk çünkü derslerine mi çalışsın yoksa KPSS'ye mi çalışsın? Hangisini yapsın? Bu nedenle çok zorlanıyorlar öğrenciler. Hatta bazı branşlarda o kadar zor ki. Bir bakıyorsunuz kadro ilanı yapılıyor. Türkiye genelinde 50 tane. Tabii şöyle girecek olan kişi binlerce. Nasıl olacak? Bazen şöyle bir şey oluyor. Derece yapıyor çocuk. Evet. Birinci oluyor belki evet. KPSS sınavında. Kadro. Ama kadro olmadığı için atanamayabiliyor. Evet, öyle bir sıkıntımız var. Ona üzülüyorum ben. Ve sürekli söylediğim bir şey var. Ben yetkili olsaydım, şöyle yetkili olsaydım, maaşları belirleme konusunda yetkili olsaydım ya da bir başbakan olsaydım ben. Açık söyleyeyim size, bu toplumda en büyük maaşı önce öğretmenlere verirdim, sonra doktorlara verirdim. Çok açık ve net söylüyorum. Evet. Bazen konuşuluyor, efendim doktorlar çok fazla ücret alıyor, işte şöyledir de böyledir. Aslında hiçbir şey almıyor. Kesinlikle ne kadar alırlarsa azdır bana göre. Neden? Biri toplumu şekillendiriyor, öğretmen. Öteki de topluma sağlığı veriyor. Evet. Bundan daha değerli bir şey var mı sizce? İkisinin de yanlış yaptığında geri dönüşü mümkün olmayan... Evet, geri dönüşüm yok. Sonuç... Ben bir defterler olarak 100 defa hata yapsam 100'ünde de ya bana ceza verirler bir şekilde. Düzelir. Ya da ben işte kendime gelirim. Hatalarımı bulurum. Düzeltirim.
Ama ya sağlıkta ya da öğretmenlikte? Telafisi bir öğretmenin, bir öğrencinin beynine söyleyeceği bir yanlış cümle. Bakın az önce ne söyledim size? 54 sene önce. 54 sene önceki öğretmenimin bir hareketini unutamıyorum ben. Evet. Bu bütün öğrenciler için geçerlidir. Bu sadece benim için değil. Öğretmenin söyleyeceği bir cümle onun geleceğini şekillendirir. İyi ya da kötü. Bakın toplumda hata yapmaya ya da suç işlemeye meyilli olan insanlara bakın. Onları incelediğiniz zaman sosyolojik olarak bir takım problemler görürsünüz ve bunların temeli kesinlikle eğitimdir. Tabii. Yani ister ailenin eğitimi, ister okullardaki eğitim hiç fark etmez. Kötü insan yoktur, ulaşılamamış insan var. Bir gün Milli Eğitim Müdürü'ne şunu söyledim, çalıştığım bir ilde. İşte öğrenciler üzerine işte gidiliyor. İşte öğrenciler şöyle suçlanıyor, böyle suçlanıyor. Şu hatayı yapıyor, bu yapıyor. Dedim hocam, siz bu kadar öğrenciler üzerinde duruyorsunuz, tamam. Hiç ailelerini düşündünüz mü? Ya dedim Allah rızası için önce bu öğrencilerin ailelerine bir bakın ya, inceleyin bunları. Sosyolojik yönden. Ne durumdalar? Gerçekten sorunlu çocukların ailelerini bir inceleyin. İstatistiksel olarak bakın ne çıkacak karşınıza. Ailelerin bir kere düzeltilmesi gerekir. Eğitim konusunda iddialı olabilmemiz için. Önce aileler. Tabii. Onun için bayanlar, kadınlar, aileyi tutan onlar değil mi? Tabii ki. Onların eğitilmesi çok çok evet. Önemli. Şimdi bakın artık son dönemlerde özellikle hani bu yarış sınavlar, yarışlar falan aileler yarışıyor. Öğrenciler değil. Benim öğrencim övünüyor mesela. Benim öğrencim şurayı kazandı. Benim ya da işte kendini paralıyor. Öğrencim şurayı kazansın. Şuraya gitsin falan şeklinde. Ama bu çok büyük bir hata bana göre. Öğrencinin geleceğini ve seçeceği üniversiteyi bence rehber hocalar belirlemeli. Tabii. Rehber hocalar ister dershane hocası olsun, ister okuldaki rehber hocalar olsun hiç fark etmez. Onlar belirlemelidirler. Çocukların meyilleri, yetenekleri ve şeyleri hangi daldaysa o çocukların o mesleklere doğru yönlendirilmesi gerekir. Çok çok haklısınız. Bizde çok yanlış yapılıyor. Yani çocuk aileler yarışıyor. İşte benim oğlum tıp fakültesine gidiyor, okumak istemiyor. Benim yeğenim mesela çok büyük puanlar aldı üniversite sınavında. Aile illa şeye gönderelim, tıp fakültesine gitsin. Çocuk hayır dedi, ben gitmiyorum tıp fakültesine. Etme, eyleme falan yok. Mümkün değil. Ben istemiyorum dedi, sevmiyorum. Babası öğretmen onun tabii, çok akıllı. Nereye istiyorsun kızım? Dedi ben ODTÜ şey istiyorum, makine. Hiç itiraz etmedi. ODTÜ yani nerede mutlu olacaksa ve nerede başarılı olacaksa oraya yönlendirilmesi gerekir bence. Evet. Ama işte bizde çok büyük hatalar yapılıyor. Bundan vazgeçmemiz lazım. Çok haklısınız. Efendim küçük bir reklam aramız tabii. Var. Reklamların sonrasında tekrar sizler, izleyicilerimizle birlikte olalım isterseniz. Reklamlardan sonra sizlerleyiz değerli izleyiciler. Değerli izleyicilerimiz küçük bir reklam arasının ardından tekrar sizlerleyiz. Efendim özellikle gençlere sözü getirdiniz reklamların öncesinde ailelerinin istedikleri meslekleri seçiyorlar diye. Şimdi siz birçok mesleği de aslında icracısınız bu anlamda baktığımızda. İşte 3 tane eğitim fakültesi, yine maliye ile ilgili. İşletme miydi efendim? Gazi Üniversitesi İşletme. İşletme fakültesi. Baktığınız zaman farklı özellikle iki mesleğin eğitimlerini aldınız. Hani öğretmenlikte de farklı branşlar. Bunlar sizi hep tatmin eden bölümler miydi, branşlar mıydı? Yani çok severek okuduğunuz yerler şimdi, miydi? Yoksa geçmişe dönseniz yine hani o yaşadığınız çevrenin koşullarına gitseniz daha farklı seçimleriniz olur muydu? Şöyle arz edeyim size. Benim babam, biz 10 kardeştik. 5 kız, 5 oğlan. Benim babam okuduğumun farkında değildi. Yani okula gittiğimin farkında değildi zaten. Şanslı babalar da. Tabii. Hiç farkında değildi. Evet. Yani ben okulda mıyım değil mi? Çünkü çok net hatırlıyorum. Liseyi bitirdiğim zaman gittim ona liseyi bitirdim dedi. Kafasını babam pek Türkçe bilmezdi. Kafasını kaldırdı, sordu bana lise ne diye. Dedim bir okul, ne yapayım dedi. Dedim bana para vereceksin, ben üniversite sınavına gideceğim falan. Beni dükkandan kovdu. Babam vaya varlıklı bir insandı. Git dedi iş bul kendine. Öyle bir şeydi yani, öyle bir evet. Yapımız vardı bizim. Benim en büyük hayalim İngilizce öğretmen olmaktı. En büyük hayalim, söz vermiştim. Lise 1'de İngilizce nereden aklınıza geldi? Onu arz edeyim size. Lise 1'de zaten ilkokul bittikten sonra İngilizce karşısında hiçbir şeyim vardı benim. Böyle bir sempatim vardı. Şeyde çalıştım ben.
bilmiyorum size arz etmiş miydim daha önceki programlarda. Ben Mardin'de ilkokulu bitirdiğim zaman kilisede işe başladım. Ha, çok ilginç. Evet. Mardin'in Kırklar Kilisesi vardı. Onun matbaasında. Meşhur. Evet. Onun matbaasında işe başladım ben yazın. Yani 4 ay yaz tatillerinde kilisenin matbaasında çalışıp para kazanıyordum. Babam varlıklı olmasına rağmen. Para kazanıyordum. Oradan eğitim giderlerimi karşılıyordum. Ve ailede liseyi okuyan tek kişi benim. O 10 kardeşten. Evet. Diğerleri ya ilkokulu bitirdi ya ortaokulu bitirdi. Baba işleri belki. Yok, babam ilgisi yoktu. Babam bize sadece işte bizim ne derler ona? Sponsorluk. Yaşamamızı sürdürebilmemiz için gerekli olan kazancı sağlıyor. Yok. Fizyolojik şeyleri sağlıyordu. İmkanları. Ruhsal değil. Evet. Fizyolojik, Allah rahmet eylesin. Eski insanlar tabii biraz daha farklıydı. Sadece işte yemeğimizi, üstümüzü, başımızı falan o zamanki koşullarla. Babalık görevini tanım için herhalde eskiden o mu vardı belki de, değil mi? 10 tane çocuk düşünsenize, kolay değil mi yani 10 tane çocuğu yetiştirmek falan. Artık bir de ben 10. çocuktum. Evet. Artık iyice bıkmışlardı herhalde annem babam rahmetli. Allah rahmet eylesin. O kilisede çalışırken o kilisedeki görevliler hepsi İngilizce konuşuyordu. Evet. Özellikle rahipler, rahibeler. Hı hı. Misyoner miydi neydi? Yok yok. Yok değil. Onlar görevli. Resmi görevli. Yurt dışından geldikleri için. Hayır. Yerli. Hepsi oralı. Hı. Ve bunlar da şeyleri, ana dilleri Arapça onlarında. Evet. Ama İngilizce biliyorlardı. Çünkü kilisede İngilizce öğretiyorlardı insanlara. Evet. Ve bunların tabii yurt dışıyla bağlantıları vardı. Amerika'yla, İsviçre'yle, İsveç'le, Vatikan'la. Evet. Onlarla bağlantıları vardı ve İngilizce ders veriyorlardı kendi çocuklarına. Hmm. Ben de kulak misafiri olurdum o zaman. Evet. O gün bugündür ben İngilizce konusunda müthiş bir hayranlığım var benim. Evet. Çok seviyorum İngilizce dilini. Ve ilkokulu bitirdikten sonra tabii ortaokula başladık. Orada da sınıfta en iyi İngilizce bilen benim. Ve birinci ve ikinci sınıfta bize Amerikalı iki tane hoca geldi. Hiç isimlerini unutmuyorum. Ortaokul 1'de Mrs. Crane'di İngilizce öğretmenimiz. Orta 2'de de Mr. Bart'tı. Milli Eğitim Okulu'na mı geldi? Barış gönüllüsü. Barış gönüllüleri. Evet, barış gönüllüsü. Bunlar bizim öğretmenlerimizdi. Bunlar Türkçenin T'sini bilmezlerdi. Ve bize, Arapçanın da A'sını bilmiyorlar. Arapçanın A'sını da bilmiyorlardı ama bize direkt İngilizce öğrettiler. Evet. Ve inanılmaz hayranlarıydım onların da. Ve benim bütün İngilizce altyapım onlara bağlı. Evet. Sonra ortaokul bitti. Lise 1'e başladığımda benim İngilizce öğretmenim vardı. Daha lise 1 dedim, ona aşıktım ben. Evet. Öğretmenime. Bu Robert'i falan onlar mı götürdü acaba? Belki de. Belki de. Benim, bizim valimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Celal Kayacan, Mardin evet. Valisi. O zaman. Onun eşiydi Yıldız Hoca. Yıldızcan. O benim İngilizce öğretmenim oldu lise 1'de. Müthiş seviyordu beni. Ben de onun hayranıydım böyle bir, hani derler ya, müthiş bir böyle ulaşılmaz bir insandı benim için. Şimdi siz zaten anlattıklarınızdan çıkarım yaptığım kadarıyla, yani öğretmenlerinizin hepsi gönlünüze girmiş. Tabii ki öyle. Dolayısıyla öyle. Öğretmenliğin belki de en kutsallığı burada. Gönlünüze girmeden kesinlikle aklına giremiyorsunuz, evet, değil mi? Kalbine girmeden akla gidemiyorsunuz. Kesinlikle. Sizler o kadar demek ki sevgilerini yansıtmışlar ki siz o sevgiyle mesela normalde ailenizin diğer bireylerinden çok farklı bir yol bulmuşsunuz tabii, tabii kendinize. Tamamen farklı. Ve o başlayınca beni bir sınava soktu o. O zamanın adı AFS'ydi. Amerikalı aileler bizden başarılı öğrencileri evet alıp orada eğitiyorlardı, Amerika'ya gönderiyorlardı. Öğretmen beni o sınava soktu. Hala da var herhalde günümüzde AFS'de. Bilmiyorum. Ve Güneydoğu'da bölgesel yapıldı o sınav. Evet. Diyarbakır'a hoca bizzat kendisi götürdü beni sınava. Evet. Babam asla izin vermiyordu böyle şeylere. Ve öğretmen kendisi götürdü. Ve orada Güneydoğu'da ben birinci oldum. Evet. İngilizcem çok iyiydi ama. Ben kendimi çok iyi biliyorum. O zaman da o sınıftaki öğrencilere büyük bir fark atıyordum ben. Evet. Kalkıp öğretmenle sohbet ediyordum ben. Neredeyse derste sınıf arkadaşlarınızla öğretmenlik yapacaksınız. Tabii yani. O derecedeydim. Gerçekten evet, öyle. Şaka değil. Ve maalesef benim doğumum 25.01.1953'tür. Onlar 01.04.1953 doğumluları götürüyorlardı. Ha. Tutmadı. Tutmadı. İki ay mı? Herhalde iki ay. Yani Şubat, Mart. Tabii. Ayları yüzünden, yani iki ay yüzünden ben gidemedim. Öğretmenim
yaş tasfiyeyi yapalım dedi. Valinin eşiydi o zaman. Yaş tasfiyeyi yapalım, şudur budur falan kabul etmediler. Ve gidemedim. Annem zaten dedi, eğer gidersen sana hakkımı helal etmem. Evet. Hayırdır belki de. Siz kabul de kaybedecektik ve... belki de gitseydiniz. Ve gitmedim. Ben öğretmenime söz verdim. Evet. Öğretmenim dedim, ben kesinlikle İngilizce öğretmeni olacağım. O zaman. Lise 1'de. Ve bizi mezun etti öğretmenim. 3 yıl falan kaldı. Efsane bir valiydi. Allah rahmet eylesin. Hala Mardin'de onun adına site var. Kayacan sitesi diye. Hala bütün eski Mardinliler onu rahmetle ve büyük bir sevgiyle anarlar. Çok büyük bir zattı çünkü. Ben de öğretmenimin hayranıydım yine. Evet, karı koca demek ki çok fark yaratıyor. 1978'de mezun oldum ben. Bu çok ilginç bir anıdır. 78'de mezun oldum. İzmit'e gittim ben, Kocaeli'ne. Üniversiteden mezun oldum. Tayin istedim, yok. Memurum. O zaman maliyede memurum. Tayin istedim, ablamlar oradaydı. Tayin istedim, gittim İzmit'e. O zaman oranın valisi oydu. Celal Kayacan'dı. Evet. Sene 1978-79'da. Ve ben diplomamı aldım. Gittim konuta. Öğretmenimin haberi yok. Benim unutmuştur, yıllar geçti aradan tabii ki. Öyle zannettim ben. Gittim danışmaya, konutun kapısını. Polise dedim ki ben öğretmenimle, sen kimsin dedi falan. Ya dedim ben onun öğrencisiyim. Kardeşim git işine dedi falan. O zaman tabii gencim, saçlar omuzlarım da böyle saç sakal birbirine karışmış. Öyle o zamanın 70'li yılların genci işte. Evet. Dedim hayır, görüştürmezsen dedim zorla gireceğim ben. Tanıttım kendimi, bak dedim ben maliyede memurum falan. Tamam dedi, dur bir deneyelim. Telefon açtı, inanır mısınız? Bir baktım Mehmet Erkinay deyince unutmamış. Koşa koşa ta danışmaya kadar geldi hoca, bana bir sarılışı var. Şu anda hala tüylerim diken diken olur benim. Ve çıkardım hocam, dedim size verdiğim sözü yerine getirdim ve ben İngilizce öğretmenim, hoca ağlamaya başladı. Bu anımı da hiç unutamıyorum. Yani inanır mısınız, benim bütün kişiliğimin şekillenmesinde öğretmenlerimin ve eğitimin çok ama çok etkisi var. Evet. Özellikle öğretmen, şimdi de öyle mesela. Hep öğretmenlerinizi ağlatmıştınız ama. Tabii. Kendi mesleğimde de arkadaşlarım söylerler zaten. Diyorlar efendim sizde bir farklılık var. Farklılığınız sizin öğretmenlerinizden kaynaklanıyor. Evet, doğrudur. Ben zaten hiçbir zaman kendimi tam bir defter olarak görmedim. Mutlaka benim eğiticilik, öğretmenlik tarafım ağır basmıştır bir şekilde. Hı hı. Ve hala da öğretmenlikle ilgili bir şey söylendiği zaman böyle akan sular durur bende. O nedenle çok seviyorum. Tabii şey, beşikten mezara kadar hani ilim öğrenimiz de büyüdüğümüz için hani aslında öğretmenlik yapmış olsanız da hala eğitimle duyduğunuz aşk, yani öğrenme aşkı diyelim, hani yeni bir şeyler evet. Öğrenme aşkı eksik olmamış. Olmadı. Üzerinizden değil mi? Olmadı, belki hayır. De insanları başarılı kılan evet. Konuların başında bu öğrenme aşkı geliyor. Onu da işte birilerinin aşılaması çok çok önemli. Yani siz çok ters bir öğretmene düşseydiniz, anlamadığınızda 20 defa anlatmayı tabii tercih eden değil de ikinci seferinde bir pataklayan falan, pataklayan, sıra dayağını çeken bir öğretmene denk gelseydiniz eğitim hakkında, bunlar olmazdı. Şöyle geriye filmi sardığımızda orada kopardı herhalde değil evet. Mi? Evet. Belki şey yapacaktınız, babanıza diyecektiniz ben okumayacağım. O da iyi hadi okuma, tabii gel yani, dükkana tezgaha geç diyecekti belki değil mi? Tabii, babam çünkü ustaydı, ayakkabı ustasıydı ve gerçekten abilerim de zaten. Hepsi ayakkabıcıydılar. Dolayısıyla ben de ayakkabıcı olurdum büyük bir ihtimalle. Evet. Yalnız ben şeyi çok seviyordum, şey mesleğini. Bu hani tamircilik var ya, oto tamirciliği falan. Evet. Onu çok seviyordum, o mesleği. Evet. Herhalde okumasaydım oto tamircisi olurdum büyük bir ihtimalle. Evet, o da tabii bir yerde mühendislik gerektiren evet. Bir husus. Evet. Orada da bilgi farklı. Siz yörenizin sunduklarından daha farklı bir şeyler hep tercih etme ihtiyacı evet. içinde olmuşsunuz demek ki. Bölgedeki o günkü koşullardan bugünkü duruma gelecek olursak, devletimizin sunmuş olduğu eğitim imkanları nasıldı? Hani yetersizlikler var yani, mıydı yoksa ben daha zamanki, farklı olabilir miydi? O zamanki koşullarda tabii büyük bir imkansızlıklar vardı. Ama sayı azdı. Yani nüfus azdı, okula devam eden öğrenci sayısı çok azdı. Evet. Mesela ben hatırlıyorum ilkokuldaki sınıf mevcudumuz bizim 20'ydi. Evet. 15-20 falan o civardaydı. Ve okullar yetiyordu o zaman.
Ama şimdi yine de çok büyük yatırımlar yapıldı bu konuda. Yani Doğu ve Güneydoğu'da bölge için söylüyorum, o kadar büyük bir yatırım yapıldı ki okulların hepsi revize edildi. Evet. Yeni yeni okullar yapıldı ve dikkat ederseniz atamaların büyük çoğunluğu oraya yapılıyor. Evet. Oralara yapılıyor ve çok da iyi yapıyorlar. Böyle olması gerekir çünkü. Çünkü orada eğer bölgesel farklılıklar varsa bu farklılıkları ancak eğitimle çözebilirsiniz. Tabii. Yoksa şeyle değil, yani maddiyatla değil. Tabii. Maddiyatla değil, önce eğitim yatırımları, sonra sanayi yatırımları. Eğitim sağlık yatırımları çok çok önemli. Sözlerimin başında da söyledim ve dedim, tekrar söylüyorum, benim imkanım Tabii. olsa öğretmenlere ve doktorlara çok fazla maaş öderim. Evet. Keşke böyle bir yetkim olsa ama defterlere böyle bir yetki vermemişler işte. Verselerdi yapacağım onu. Evet, hakkıdır. Yani şimdi hakikaten eğer eğitimi, şimdi Atatürk'ün de bu noktada zaten çok güzel tespitleri, sözleri vardır. Bir milletin kültürünü, eğitimini şey yapmazsanız, hak ettiği değeri vermezsiniz. Yani bu değerde tabii mutlaka ona yaptığınız yatırımla alakalı. Bir millet olmaktan bahsedilemez diyor mesela. Yani bir milletin geleceğini tabii ki eğitim şekillendiriyor. Bugün kaynakların nereye aktardığı çok önemli. Örneğin CERN mesela bugün dünya biliminin artık merkezi evet. gibi. Burada mesela bizim bir bilim adamını bulundurmamız için senede galiba 1 milyon lira mı ne bir şey vermemiz gerekiyormuş. Mesela biz buna ödenek ayırmamışız. Yani ben buna üzülüyorum, hani şimdi 1 milyon nerelere bunun gitmiyor sebebi ki? Ne biliyor musunuz? Bunun sebebi Atatürk'ü yanlış anlamak. Evet. Atatürk'ü yanlış anlamak. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Biz Atatürk'ü tam olarak anlamış olsaydık, Atatürk'ün eğitime verdiği değeri biz tam olarak anlamış olsaydık biz buralarda olmayacaktık. Tabii. Çok hata yaptık. Geçmişte çok hata yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Biz Atatürk'ü anlamıyoruz. Anlamamakta da direniyoruz zaman zaman. Ben yakın Türkiye tarihiyle ilgili bir çalışma, zaten bölümüm oydu zaten. Tabii, Tarih tarihçi öğretmenliğinde. Bu. Yakın Türkiye'de, yani Atatürk dönemiydi. Biz Atatürk'ü gerçek anlamda anlamış olsaydık biz bu kadar zaman kaybı yaşamayacaktık. Çok net söylüyorum. Tabii. Atatürk'ün eğitime verdiği önemi, ama gerçek önemi anlamış olsaydık ve biz o yolda gitmiş olsaydık, çok net söylüyorum, siz buralarda olmayacaktık. Bu kadar problem yaşamayacaktık ülkemizde mesela. Tabii, insanımızla ülkemizde ülkemizin. Bölgesel farklılıklar yaşamayacaktık mesela. Ülkemizde insanları sen şucu bucu falan olmayacaktı. Tabii. Kesinlikle. Yani Atatürkçünün temeline indiğiniz zaman, yani gerçek Atatürkçünün temeline indiğiniz zaman insan kavramı ön plana çıkıyor. Dili, ırkı, dini, bilmem şusu busu ne olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Bundan daha güzel bir şey var mı? Tabii. Bunun üstünde başka bir kimlik olabilir mi? Şimdi, asla olamaz. Biz bunu anlamadık. Evet. Ben hakikaten şöyle bazen farklı arayışlar içerisine giren kişileri ne amaçla düşünüyorlar bilemiyorum ama şu etrafımızın ateş çemberiyle sarıldığında insanların sığınmak için sizden daha emin kapı bulamadıp geldiği şu noktada baktığımda yaşanan durumlara diyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için bu insanlar neler vermezdi diyorum. Evet. Afrika'sından, Şu anda da öyle. Asya'sından Evet. gelmişler, işte hemen komşu ülkelerimizden gelmişler, Afganistan vesaire. Evet, bakın ben vesaire. Dil biliyorum. Dil bildiğim için buraya gelen şeylerle konuşuyorum. Evet. Irak'la, burada da var. Balıkesir'de de var. Tabii. Iraklı, Suriyeli. Birkaç aileyle karşılaştım ben. Evet, sokaklarda var. Falan. Onlarla konuşuyorum ben. Sohbet evet. ediyorum. Niçin geldiklerini anlatıyorlar bana. Tabii. Onlar Türkiye'yi abi olarak görüyorlar. Abi. Yani tabii. sığınılacak tabii. liman olarak görüyorlar. Biz böyleyiz. Atalarımız böyle. Osmanlı'yı hatırlayın. Tabii. Ben açıkçası öğrencilerime de sürekli söylüyorum. Bir Osmanlı mensubu olmaktan çok ama çok büyük gurur duyuyorum ben. Tabii. Açıkçası. Orada şey statü, mevki, makam devlet olan hizmetle Evet. olan bir şeymiş. Yani devlete kim hizmet ederse etsin. Evet. O paşalık unvanını da vermişler değil mi? Evet. Yani. Ama halkın arasında olacak. Tabii. Halktan birisi olacaksınız. Dolayısıyla eğer bunu başardığınız zaman zaten sorunlar kalkıyor. Ben bizim dairedeki arkadaşları her toplantıda dile getiriyorum. Ya arkadaşlar, biz geçmişimizle gurur duymalıyız. Bizim geçmişimizde utanılacak, sıkılınacak bir şey yok. Tam tersi, bütün dünyaya örnek olmuşuz biz. Tabii. Hala da örneğiz. Şimdi bakın şimdi ki düşünebiliyoruz, 1,5-2 milyon insan kayıtlı, bir de kayıtsızlar var. Tabii. Gelmiş bu ülkemize sığınmış ve biz bunları misafir ediyoruz. Hangi ülke yapabilir bunu? Hiçbir ülkenin gücü yetmez mümkün yani. Mümkün değil. 10 bin tane alabilirim, 20 bin tane evet. alabilirim diyor en fazla mesela. Hayır, böyle geldiler şey. Ve aramıza karıştılar. Tabii. Şu anda içimizdeler. Tabii. Beraber yaşıyoruz. Yaşıyoruz.
Hiç de bir olayda bir yani, sıkıntı da olmuyor, ayrı bir şey. Bu bizim geçmişimiz, tarihimizin ve mensubiyetimizin getirdiği değerlerdir. Bunları çok iyi öğretmemiz lazım çocuklara. Tabii bunları şeyden... anlatmanın, yani çocuklarımıza, gençlerimize Osmanlı'yla iftihar etmeleri gerektiğini anlatmalıyız. Tabii. Eğer anlatamazsak yanlış yaparız. Tabii. Osmanlı'nın halkına ne kadar sahiplendiği, Cumhuriyet'in halkına ne kadar nimetler sunduğu, değil mi? Bunların hepsi bir yaşanan yüzyıllar içerisindeki süreçler. Bunları çok değerlendirmek lazım. Bir de yani bu yönetimin, bu adil yönetimin çekildiği bütün topraklarda kan var. Yani baktığınızda Kafkasya'sında, Orta Doğu'sunda, Balkanlarında hep kan ve gözyaşı oldu çekildikten sonra. Sürekli söylediğim bir şey var. Bizi kimse bölemez. Bu mümkün değil. Biz bir iç içe girmişiz artık. Evet. Bu ülkede yaşayan insanların... Siz bizden fark görebilir misiniz? Şimdi imkanı var mı? Çocuklarınız annem Türk, babam Arap diyebilir mi? İmkanı yani? Var mı? Değil mi? Benim hanım Selanikli. Benim kızlarım biri Antakya'da doğdu, biri Bolu'da doğdu. Sorduğunuz zaman biri Antakya'lıyım diyor, biri Bolu'luyum diyor. Yani hanım Selanikli, ben Mardin. Yani böyle biz bir bütünüz. Şimdi Taha Akyol'un dinliyordum şeyde, televizyonda bir tartışma programında çok güzel bir tespiti bulundu. Yani bizleri bölünmemiz demek diyor. Bir organın, bir kolun, bacağın bölünmesi değildir diyor. Şu baştan, tabii ki, insanın başından bölünmesidir diyor. Yani böyle başından bölünmesi mümkün olmayacağına göre yaşaması için diyor. Ben size iddialı bir laf söyleyeyim. Çok iddialı. Yani 42 yıllık memuriyet tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bu ülkeyi bölmeye hiçbir güç yetmez. Bakın, ne askeri güç, ne süper güç, ne olağanüstü güç, ne silah, ne başka, ne şu, ne bu. Hiçbir güç bu ülkeyi bölemez. Bunun mümkün değil. Yani fizik kurallarına aykırı. Çünkü düşünsenize, bu ülkede herkes akraba olmuş durumda. İç içe girmiş. Nasıl böleceksiniz? Böyle bir şey var mı? Tabii. Şimdi mesela... eksiğimiz var. Eksiğimiz bizim, dediğim gibi, eğitim konusundaki eksiğimiz, eğitimi tam olarak bilmememiz, eğitimi öğretimle karıştırmamız, artı gençlerimize gerek ya da çocuklarımıza gerekli değerleri ya da manevi değerleri öğretemememiz. Şimdi bizi hiçbir güç bölemez. Ben çok net söylüyorum. Buna kimsenin gücü yetmez. Bakın, bütün güçleri saydım size. Süper güç, olağanüstü güç, ne güç olursa olsun bu ülkeyi kimsenin bölmeye gücü yetmez. Çünkü mümkün değil. Çünkü iç içe girmiş vaziyette. Herkes akraba şu anda. Tabii. Nasıl ayırt edeceksiniz bu insanları? Tabii. Siz mesela köken olarak Arap olduğunu söylüyorsunuz. Ben Türk olduğumu söylüyorum. Benim üst kuşaklarımda hangi Kafkaslardan belki geldiğimiz söylenir ama... Ya biz bir mozaiyiz. Ne olduğunu bilemem ama benim şu hani üst kimlik dediğimiz kimlik, benim gururla taşıdığım o hani TC, yeter. Başka bir şey düşünmüyorum. Benim Allah'a ben her bazen gün... şöyle yapıyorum. Şimdi ben, kimliğim buradadır benim. Evet. Cebimde. Benim cüzdanım yok. Bazen soruyor öğrenciler, hocam işte sizin şeyiniz nedir falan. Ben çıkarıyorum şu kamera görüyor mu bunu? Evet. Şunu gösteriyorum. Şu ay yıldızı gösteriyorum. Şu ay yıldız kadar kıymetli bir şey var mı acaba bu dünyada? Evet. Ben İstiklal Marşı'nı okurken bu yaşta bile hala tüylerim diken diken olur. Ben bu ay yıldızı gösteriyorum. Diyorum işte ben buyum. Tabii. Sen ne anlarsan anla. Ben buyum. Bu kimlik bana yeter zaten. Tabii, başka bir kimliğe ihtiyacım yok ki benim. İhtiyacım yok. Atatürk bunu istedi. Tabii. Bunu tanımladı ama... Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti hudutla, yani misal ki milli sınırları içerisinde belletmeye çalıştığı ya da oturtmaya çalıştığı kimlik bu kimlikti işte. Tabii. Bu ay yıldızı kimliğin bayrağının altında herkesin kümelenmesi demekti. Kökeni ne olursa olsun. Çanakkale'ye gittiniz mi bilmiyorum. Çanakkale'de orada şehitliğe uğradınız mı? Tabii. Orada yatan şehitlere baktınız mı? Tabii. Yazıyor kimlikleri. Nereli oldukları. Tabii. Kimler yok ki? Kimler yok ki? Bugün sınırların içinde olmayan bir sürü, Halep'inden de, Şam'ından da, değil mi? Filistin'den, Gazze'sinden tutun da işte Balkanlarına kadar. Bizi kimse ayıramaz. Yani bu mümkün değil. Tabii. Biz gönülden bağlıyız çünkü. Daha doğrusu organik bağlarımız var bizim. Organik evliliklerden kaynaklanan. Tabii. Evlenmişiz. Atalarımız evlenmiş ve çocuklar olmuş. Şimdi düşünün ki siz çocukluk arkadaşınızı sevgiyle anabiliyorsunuz. Tabii mesela, Robert mesela, unutabilir miyim Robert'i? Şey, dini Süryani. Farklı. Hani, Süryani. Süryani. Evet. Komşumuz vardı. Evet. Siz gitmişsiniz işte bir kilisede çalışmışsınız. Oradan öğretmenliğiniz. Ben George'u nasıl unutabilirim? George'u. Hanna'yı nasıl unuturum?
Tabii. Buğz edebiliyor musunuz onlara? İmkanı var mı? Bunlar benim en samimi arkadaşlarım. Ha ibadetimiz, onlar kilise gider, biz camiye gideriz. O ayrı bir şey. Kimse kimseye karışmaz ki. Ben o arkadaşlarımı nasıl unutabilirim? Hala görüşüyorum. Mardin'de çok çok samimi olduğum arkadaşlarım var. Kuyumcu. Gider dükkanın tümünü alsam kafalarını kaldırıp demezler bana. Sadece bakkal gibi bir defter var, oraya yazarlar. Mehmet sayfası var. O Mehmet sayfasının altında belki hala borcum vardır onlara. Şu anda bile. Evet. Böyledir. Biz böyleyiz. Dolayısıyla bize bu kimlik yeter. Evet. Bu ay yıldızlı bayrak var ya. Bence evet. Bütün kainata bedeldir. Açık mı ne söylüyorum? Evet, kesinlikle bu böylesine bir mesaj gerçekten bizim için de çok kıymetli diye düşünüyorum evet. Ben. Böyle bir düşünceyi, böyle bir yapıyı sağladıkları için hakikaten öğretmenlerinizi de ailenizi de ayrı ayrı kutlamak lazım. Hepsini gerçekten ellerinden öpüyorum hayattan arsa. Görevlerini yerine getirmişler evet. Yani şöyle baktığınız zaman o sevgiyle verdikleri eğitim bu neticeyi doğurmuş apaçık önümüzde. Tabii siz de öğrencilerinize verdikleriniz var. Tabii sizin ders branşları anlamında baktığımız zaman ilk öğretimde başlamıyor ama her genç, her çocuk hayatın belli bir döneminde tutulabilir bir, değil mi? Evet. Talihsiz bir ilk öğretim evet. Çağı olabilir. Ortaokulda bu gencimizi kazanabiliriz. Ortaokul kötü geçmiştir, lisede kazanabiliriz ama dediğiniz şey çok önemli. Öğretim kurumları haline değil, eğitim kurumlarını olmasını tabii sağlamak ki. Değil mi? Şimdi az önce söylediğim zaman Mrs. Crane ve Mr. Bart'ı nasıl unuturum ben? Kim bilir kimdi bunlar? Evet. Amerika'dan gelen barış gönüllüleri, bizim derslerimize girdiler. Ve ben onları asla unutamam. Nasıl unutacağım? Çünkü İngilizce hocalarının temelini bunlar oluşturdu. O sevgiyi onlar aşıladılar bana. Yıldız Hoca ile beraber. Evet. Ben bunları nasıl unuturum? Tabii. Ya böyle olması gerekir bence. Bizim her şeyimiz yüzeysel olmamalı. Yüzeysel olmamalı. Tekrar söylüyorum. İnsanların kişiliklerini geliştirme konusunda sosyolojik olarak, ruhsal olarak kişiliklerin gelişimi konusunda öğretmenlerin çok büyük rolü vardır. Her zaman rol model olmuşlardır. Her zaman benim için. Şimdi ben de öyle olmaya çalışıyorum. Şimdi öğrencilerimi görüyorum. Biri genel müdür olmuş, biri bilmem başka çok önemli görevlerde dünyalar benim oluyor. O kadar mutlu oluyorum ki onları gördükçe. Evet. Ve unutamıyorlar beni. Ben hakikaten iz bırakıyorum. Evet. Ciddi söylüyorum, öğretmenliğimde de iz bırakıyorum ben. Hatta defterdarlık mesleğimde o kadar başarılı olduğum söylenemez. Ama öğretmenlikte daha idealistim böyle. Evet. Eğitimi çünkü çok seviyorum. Tabii. Çünkü her öğretmenin elinde aslında bir yere gelebilecek, çok önemli konularda yer alabilecek potansiyel sahip bir genç var değil mi baktığınızda? Evet, evet. Hangi işi yaparsa yapsın. Eğer işini iyi yapan bir ustaysa da bir başka kişisiyle de düşünün ki o öğretmenin şekillendirmesiyle o kişi var olacak, ahlaklı bir insan olarak çalışacak veya farklı bir kişi olmayı seçecek değil mi? Baktığımızda bugün... Yine bir anım var, onu paylaşayım sizinle. Üniversitede bu sefer. Üniversitede hocalık yapıyorum. Bir meslek yüksekokulunda hocayım. İsmini vermeyeyim. Orada bir öğrencim var. Korkunç derecede haylaz. Aradığınız bütün her şey var onda. Yani sigara, içki, kötü alışkanlıklar, derse karşı ilgisizlik, dersi kaynatma, kavgacı, gürültücü. Derse girdiğim andan itibaren hiç zapt edemediğim bir öğrenci. 1, 2, 3 falan bütün teknikleri denedim onun üzerinde. En sonunda yapamadım. Ben de bir gün derse geldim. Bütün sınıf full dolu. Onu kaldırdım ayağa. Şeye getirdim onu tahtanın önüne. Döndüm çocuklara. Çocuklar dedim bugünden itibaren ismini söylemeyin. Ben bu öğrencimi nüfusuma geçirdim. Bunu evlatlık edindim. Bundan sonra ben onun babasıyım falan dedim. Çocuk şöyle baktı bana. Ya bu ne yapıyor falan. Dedim çocuklar bundan sonra işte Hasan diyelim. Hasan'ın bütün yaptığı her şey beni ilgilendiriyor. Bugünden itibaren onun her şeyle ben ilgileniyorum. Onu babasından izin aldım. Annesinden izin aldım. Ve ben bunu nüfusuma geçirdim. Bugünden itibaren ben onun babasıyım falan. Bütün sınıf sus pus oldu. Çocuk kulakları kıpkırmızı oldu. Kafayı eğdi. Ondan sonra bir daha asla o haylazlıkların hiçbirisini yapmadı. Çünkü çocuklar diyorlarmış ona seni babana şikayet ederiz, öğretmene değil. Seni babana şikayet ederiz. Şimdi bu da bir yöntem. Ve o çocuğu kazandım biliyor musunuz?
Mezun ettik. Mezun ettikten sonra da şimdi çok iyi bir yerde çalışıyor şu an. Evet, gerçekten. Öğretmenlik farklı bir şey. Çok güzel bir meslek. Bir dünya. Yani öğretmenler kendileriyle ne kadar önseler azdır bana göre. Düşünün ki her biri bir ayrı dünya. Siz evet. O dünyayı şekillendiriyorsunuz değil mi? Evet. Çok doğru. Kısa bir aramız var efendim. Aranın ardından yine bir güzel sohbetle, samimi sohbetle izleyicilerimizle birlikte olalım.